Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Cumhuriyet dönemi şiiri bitirdik. Şimdi Cumhuriyet dönemi roman ve hikayeye geçiyoruz. Yani anlatmaya bağlı metinlere geçiyoruz. İlk konumuz milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler. Daha önce milli edebiyatı işlemiştik. Bunlar da bir nevi milli edebiyatın devamı niteliğindedir. Cumhuriyet döneminde eser vermiştir. Milli edebiyat döneminde olan Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay gibi sanatçılarımızı biz bu dönemde de görebiliyoruz. Yani Cumhuriyet döneminde de milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler adı altında inceleyebiliriz. Hemen videomuza başlayalım. Evet, Cumhuriyet dönemi anlatmaya bağlı metinler, yani roman ve hikayeyi dört koldan inceleyebiliyoruz. 1923-50 yılları arasında milli duyarlılığı yansıtan eserler, yani milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler, bu videomuzda buna yer vereceğiz. Bireyin iç dünyasını yansıtan eserler, 1950-80 yılları arasında toplumcu gerçekçi eserler ve modernizmi esas alan eserler karşımıza çıkmaktadır. Bunları tek tek göreceğiz. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirle başlıyoruz. Evet, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler, bu arkadaşlar yalın bir dil tercih etmişlerdir. Doğu, Batı ve Aydın köylü çatışması, Alafranga yaşayış, batılı inançlar, Osmanlı'nın son dönemleri işlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele yine işlenen konulardır. Mabsant ve Çehov tarzı hikayeler yazılmıştır. Daha çok olay hikayesi, yani Çehov Mabsant tarzı hikaye karşımıza çıkmaktadır. Halkın ve Anadolu insanının yaşamı ele alınmıştır. Atatürk ilke ve inkılapları eserlere yansımıştır. Realist roman anlayışını benimsemiştir milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılarımız. Peki kimleri göreceğiz? Yakup Kadri, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Mithat Cemal Kuntay, Aka Gündüz, Emine Işınsu ve Sevinç Çokum'u bu videomuzda göreceğiz. Hemen sanatçılarımıza geçiyoruz. Evet, Aka Gündüz, 1886-1958. Fecri Aati'nin kurucularındandır Aka Gündüz ama daha sonra milli edebiyat anlayışına geçmiştir. Romanlarında en çok ahlaksızlık ve erdem kavramlarının çatışmasını ele almıştır bu sanatçımız. Romanlarının konularını gerçek hayattan alır. Kahramanları kendi çevresindedir, yani realist olduğunun da bir göstergesi. Dikmen Yıldızı romanında yıldız kaybettiği sağlığını Anadolu dağlarında ve ormanlarında bulur, önemli bir romandır. İki Süngü Arasında adlı romanda İstanbul'da suçlu görünen insanlara kurtuluş mekanı olarak Selanik'i gösterir. Yani Kurtuluş Savaşı'nı ele alan bir roman. Eserlerine bakalım. Şiiri bozgun, çok önemli değil. Hikayeleri Türk Kalbi, Kurbağacı kısmen sorularda karşınıza gelebilir. Romanları önemli. Dikmen Yıldızı'nı bilmeliyiz. İki Süngü Arasındayı bilmeliyiz. Yine Zekeriya Sofrası, Bir Şoförün Gizli Defteri de onun diğer romanlarıdır. Özellikle ilk ikisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Emine Işınsu, 1936. Milliyetçi ve mistik bir havayla yazdığı tezli romanlarıyla tanınmıştır Emine Işınsu. Şair ve yazar Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızıdır kendisi. Romanlarında köklerinden ve kültürlerinden koparılmak istenen insanımızın dramını ve mücadelesini anlatır. Özellikle Batı Anadolu Türklerini, daha doğrusu Batı Trakya Türklerini anlatmıştır. Romanlarında insanların iç çatışmalarını, çıkmazlarını, özellikle kadınların psikolojik çözümlemelerini başarıyla uygulamıştır Emine Işınsu. Eserleri, romanları bizim için önemli. Bu kayı bilmemiz lazım. Küçük Dünya önemli, Azap Toprakları önemli, Tutsak, Çiçekler Büyür, Kaf Dağı'nın Ardından, Cumhuriyet Türküsü, Hacı Bektaş Veli onun diğer romanlarıdır. Hikayesi ise Bir Gece Yıldızlarla adlı bir hikayesi vardır Emine Işınsu. Evet, bir diğer sanatçımız Sevinç Çokum, 1943. Romanlarında sosyal ve tarihsel konulara yer vermiştir. Hisarcılar topluluğunun temsilcilerinden olup hikaye, roman ve senaryo yazarıdır. Yani şair yönüyle hisarcılara kaymaktadır. Ancak hikaye ve roman kısmında milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde
görebiliyoruz. Tarihsel romanlarında dış Türklerin kimliklerini ve kültürlerini korumak için yaptıkları mücadeleleri anlatmıştır. Önemli. İstanbul'un geleneksel aile sorunlarını, manevi değerleri öne çıkaran olayları işlemiştir. Eserlerine bakalım. Deli Zamanlar romanıdır, bilinmesi lazım. Zor, Bizim Diyar, Çırpıntılar, Gece Rüzgarları, Hilal Görününce, Ağustos Başağı diğer romanlarıdır. Özellikle Deli Zamanları bilmemiz gerekir. Hikayelerinden de önemli olanlar var. Rozalya Ana'yı bilmeliyiz. Eğik Ağaçlar, Makine, Derin Yara onun hikayeleridir. Özellikle Deli Zamanlar ve Rozalya Ana'yı bilmemiz gerekiyor. Evet, milli edebiyatta işlediğimiz sanatçılarımızdan Reşat Nuri Güntekin'i tekrar işliyoruz. Burada hemen özelliklerine bakalım. Romanlarında Anadolu insanının yaşamını, sorunlarını, duygularını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini anlatmıştır. Eserlerinde mizah ögesi ve ince espriler yer alır. Eleştirdiği kişiyi acımasızca eleştirir. Memleket edebiyatının kurucularındandır Reşat Nuri Güntekin. Dikkat edin, 1956 yılına kadar yaşamıştır. Yani Cumhuriyet döneminin neredeyse, yani günümüze göre ortalarına kadar yaşamıştır. Romanlarında realizm ve romantizm iç içedir. Duygusal ve toplumsal romanlar yazmıştır. Sade bir dil kullanmıştır. Realist bir yazarımızdır. Anadolu izlenimini Anadolu Notları adlı gezisinde toplamıştır. Çok önemli, kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Eserlerine bakalım. Çalıkuşu, Anadolu'ya bilinçli olarak eğilen ilk romandır. Önemli bu yönü. Feride adlı İstanbullu bir kızın öğretmen olarak Anadolu'ya gönderilişi, oradaki mücadelesi ve Kamuran'la olan aşkı anlatır. Kahramanlarımız Feride, Kamuran, Hayrullah ve Munise'dir. Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey'in çocuklarının yanlış batılılaşma sonucunda onlarla çatışması ve ailenin dağılışı işlenmiştir. Kahramanlarımız Ali Rıza, Şevket, Fikret, Necda, Leyla ve Hayriye Hanım'dır. Yeşil Gece, önemli bir roman. Atatürk'ün bana yobazlığı eleştiren bir roman yaz sözüyle Reşat Nuri'nin yazdığı romandır. İdealist bir öğretmen olan Şahin Bey'in Ege bölgesindeki bir kasabada gerici ve çıkarcı güçlerle mücadelesini anlatan romandır. Yeşil Gece önemli bir roman. Acıma, Zehra'nın ölen babasının anı defterini okuyarak kendisi ve annesi hakkındaki tüm gerçekleri öğrenmesi ve düşman olduğu babasını affetmesi anlatılır. Zehra öğretmen acımasız olan tavrını bırakır. Zehra, Mürşit, Mebus Ali Bey, Tevfik Hayri Bey romanımızın kahramanıdır. Şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Çalıkuşu romanında, Yeşil Gece'de ve Acımak romanlarında öğretmen karakterler ön plandadır. Öğretmen karakterler başroldedir. Bunların iyi bilinmesi gerekiyor. Aslında öğretmenlerin toplumun aydını olduğu, topluma yol gösterici olduğunu anlatmaya çalışıyor Reşat Nuri Güntekin. Burada yanlış yapmışız. Eserlerine bakalım. Hikayeleri, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Boyunduruk, Eski Ahbap, Roçil Bey, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler. Hikayeleri romanların gölgesinde kalmış. Romanları varken hikayelerinin sorulacağını kesinlikle düşünmüyorum. Gezi yazısı, Anadolu Notları kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Tiyatroları, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağ Ziyafeti, Hançer, Eski Dost, Taş Parçası, Hülleci onun tiyatro türündeki eserlerdir. Romanlarına bakalım. Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Yeşil Gece, Acımak bunlar çok önemli. Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi, Değirmen, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Kavak Yerleri onun romanlarıdır. Önemlidir, bilinmesi gerekir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889-1974, bayağı bir yaşamış. Cumhuriyet döneminden sonra da bayağı bir yaşamıştır. Özelliklerine bakalım. Sanat hayatına fecaat ile başlamış, milli edebiyatta devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde de yazmıştır Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Gözlem gücü yüksek, realist bir yazarımızdır.
İçinde yaşadığı toplumun sorunlarına değinen yazar, Anadolucu, Atatürkçü, mücadeleci ve devrimci bir görüşe sahiptir. Yahya Kemal ile birlikte bir dönem Nev Yunanlı'ya yönelmiştir. Doğu Batı, eski yeni çatışması, sosyal sancılar yazarın eserlerinde sıklıkla işlediği konulardır. Burası çok önemli. Romanlarıyla Türk toplumunun Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçirdiği zihniyet değişimleri, çalkantıları, yaşadığı problemleri dile getirmiştir. Yani 3 neslin romanını yazmıştır aslında Yakup Kadri. Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet yılları. Roman tekniği sağlamdır. Türk edebiyatına tezli roman düşüncesini getiren kişidir. Yine nehir roman özelliği gösterir. Romanları birbirinin devamı niteliğindedir. Romanlarında Türk toplumundaki sosyal ve siyasal değişmeler görülür. Mensur şiirleri de vardır. Mensur şiirleri de önemli. Birazdan değineceğiz. Eserlerine bakalım. Yaban. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu köylüsünün durumu ve halk aydın çatışması işlenmiştir. Ahmet Celal, Emine, Mehmet Ali bu romandaki karakterlerimizdir. Kiralık Konak. Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet döneminde yetişen 3 neslin çatışması işlenmiştir. Naim Efendi, Sekine, Servet ve Hakkı Celis buradaki karakterlerimizdir. Sodom ve Gomorre. İstanbul'un işgali sırasında yozlaşan toplumsal yaşam işlenmiştir. Lanetlenmiş Tevrat'a göre lanetlenmiş şehirlere benzetilmiştir İstanbul'daki yaşam. Sami Bey, Leyla bu romandaki karakterlerimizdir. Nur Baba. Tekkelerin yozlaşması işlenmiştir. Nur Baba, Celle Bacı, Nigar buradaki kişilerimizdir. Hüküm Gecesi. İkinci Meşrutiyet yıllarındaki parti kavgaları işlenmiştir. Bir Sürgün. İkinci Abdülhamit döneminde Avrupa'ya kaçan Jön Türklerin yaşamı işlenmiştir. Ankara. Cumhuriyet'in ilk 10 yılı ve siyasi gelişmeler işlenmiştir. Selma, Nazif, Ömer, Neşet Sabit buradaki kişilerimizdir. Panorama 1 ve Panorama 2 diye eserleri var. Cumhuriyet'in 1923-1952 yıllarını kapsamaktadır. Eserlerini inceleyelim. Anıları önemli, hikayeleri önemli, mensur şiirleri önemli, romanları önemli. Zoraki Diplomat önemli bir eser. Vatan Yolunda önemli bir eser. Anamın Kitabı önemli. Politikada 45 yıl önemli. Hikayeleri Bir Serencam'ı bilmemiz lazım. Yine Milli Savaş hikayelerini bilmemiz gerekiyor. Önemli. Mensur şiirleri Erenlerin Bağında önemli. Okun Ucunda önemli. Peki niye mensur şiirleri önemli? Çünkü mensur şiir veren çok fazla sanatçımız yok. Kim var? Halit Ziya Uşaklıgil var, Mehmet Rauf var, Yakup Kadri gibi sanatçılarımız var. Bu yüzden bunların mensur şiirlerini bilmemiz gerekir. Tiyatroları Nirvana, Sağanak, Veda, Mağara. Romanları Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomorre, Panorama 1, Panorama 2, Ankara, Bir Sürgün, Hüküm Gecesi, Hep O Şarkı onun romanlarıdır. Tabi başka romanları da var. Biz sadece önemli olanları verdik. Evet. Halide Edip Adıvar. 1884-1964. Özelliklerine bakalım. Sade bir dil kullanmakla beraber dili savruk, düzensiz ve özentisidir. Bu özellik Halide Edip Adıvar'a aittir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kurtuluş Savaşı'nda onbaşı, çavuş, başçavuş rütbeleriyle görev almıştır. Yunanlıların İzmir'i işgali üzerine yapılan Fatih ve Sultan Ahmet mitinglerindeki konuşmalarıyla tanımıştır. Bu yine önemli bir özelliktir. Romanlarında idealize edilmiş kadın tipleri vardır. Romanları teknik yönden başarılı değildir ancak içerik yönünden zengindir. Bu yönünün iyi bilinmesi lazım. Böyle bir özellik gördüğünüz zaman hemen Halide Edip Adıvar'ı işaretleyebilirsiniz. Gözlem gücü yüksek, realist bir yazarımızdır. İstiklal madalyası sahiptir. Romanlarına bakalım. Ateşten Gömlek. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk romandır. İzmir'in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, İstanbul'a akrabası Peyami'nin yanına gelir. Birlikte milli mücadeleye katılırlar. Bunlar da bu eserde Peyami'nin anı defteri, hatıra defterinden oluşan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilere bakalım.
Peyami, Ayşe, Celal, İhsan ve Kezban anlatılmaktadır. Vurun kahpeye. İstanbullu idealist bir öğretmen olan Aliye'nin Anadolu'ya geçerek vatan için yaptığı fedakarlıklar ve mücadelenin yanlış anlaşılması işlenmiştir. Bakın yine öğretmen karakter karşımıza çıkmaktadır. Aliye, Tosun Bey, Damyanus, Ömer Efendi buradaki kişilerimizdir. Handan. Mektup tarzında yazılmış psikolojik bir romandır. Nazım'ın Handan'ı istemesi, Handan'ın Hüsnü Paşa'yla evlenmesi, Nazım'ın iki mektup bırakarak intihar etmesi ve Refik Cemal'in Handan'a ilgi duyması işlenmiştir. Dikkat ederseniz çok karmaşık bir aşk üçgeni, hatta dörtgeni de diyebiliriz var. Handan, Refik Cemal, Neriman, Hüsnü Paşa, Nazım buradaki kişilerimizdir. Sinekli Bakkal, 2. Abdülhamit dönemi Doğu-Batı çatışması üzerine kurulu romandır. Emine, Tevfik, Pellegrini, Rabia ve Selim üzerine kurulmuştur bu roman. Eserlerine bakalım. Hikayeleri Dağa Çıkan Kurt, Arap Mabetler, İzmir'den Bursa'ya. Dağa Çıkan Kurt'u bilmemiz yeterlidir. Anıları önemli, kesinlikle bilinmesi lazım. Mor Salkımlı Evi sürgün yıllarını anlatmıştır. Çocukluk anları ve sürgün yıllarını anlatmıştır. Türk'ün Ateşle imtihanında ise Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmıştır. Tiyatroları Kenan Çobanları, Maske ve Ruh, Kenan Çobanları bilmemiz yeter. Romanlarını biz 3 dönemde inceleyebiliyoruz. Bireysel ruh çözümlemesi yaptığı romanlar, bunlar ilk dönemidir. Milli Mücadele'nin önceki dönemidir. Seviye Talip, Handan, Mevut Hüküm, Kalp Ağrısı, Raik'in Annesi bu döneme ait romanlardır. Kurtuluş Savaşı romanları Milli Mücadele yıllarındaki romanlardır. Vurun Kahpeye, Ateşten Gölmek. Töre romanları ise Milli Mücadele'den sonraki romanlarıdır. Sinekli Bakkal, Tatarcı, Sonsuz Panayır bu tarzda romanlardır. Başka romanları da var. Zeyno'nun Oğlu, Yeni Turan, Yol Palaz Cinayeti, Akile Hanım Sokağı. Refik Halit Karay, 1888-1965. Kuvvetli bir gözlem, tahlil ve tasvir yeteneği olan realist bir yazarımızdır. Hikayelerinde mapsan tarzını uygulamıştır. Sürgün, bunlar önemli, ikisi özellikle çok dikkat etmeniz lazım. Sürgün olarak gittiği Anadolu'da Anadolu insanın yaşayışını, acılarını, memleket hikayeleri bilmemiz lazım. Adıyla bir araya getirmiştir. Türk öykücülüğünü Anadolu'ya taşımıştır Refik Halit Karay. Bu yönünün bilinmesi gerekir. Yine gurbet hikayeleriyle devam edelim. Milli Mücadele aleyhindeki yazıları nedeniyle Beyrut'a kaçmış, 15 yıllık sürgün hayatındaki izlenimlerini gurbet hikayelerinde toplamıştır Refik Halit. Zengin bir ifade tarzı, sade ve akıcı bir üslubu vardır. Sanat hayatına fecaat ile başlıyor ancak milli edebiyatla devam ediyor ki Cumhuriyet döneminde de eser vermiştir. Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardandır. Bu yönünün de bilinmesi gerekir. Yine önemli bir nokta, kirpi takma adıyla miza, yani hiciv yazılar yazmıştır. Kirpi'nin Dedikleri adlı eserde bu yazılarını toplamıştır. Önemlidir bu yazı. Hiciv ve mizah tarzında Kirpi'nin Dediklerini bilmemiz yeterlidir. Guguklu Saat ay peşinde bu tarz yazdığı yazılardır. Anı deneme fıkra türünde yazdığı Bir Avuç Saçma, Bir Uçum Su bunlar eserlerdir. Romanları çok önemli. Nil Günü bilmemiz lazım. Çete, özellikle bugünün saraylısını bilmemiz lazım. Kadınlar Tekkesi, Anahtar, İstanbul'un iç yüzünü bilmemiz lazım. Yer Altında Dünya Var, Sürgün, Yezid'in Kızını da yine bilmemiz gerekir. Hikayeleri çok önemli. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayelerini net olarak bilmemiz lazım. Tiyatrosu, yani oyunu da Deli adlı eserdir. Mithat Cemal Kuntay, 1885-1950. İkinci Abdülhamit, ikinci Meşrutiyet ve Mütareke yıllarını anlattığı 3 İstanbul romanıyla ün kazanmıştır. Kesinlikle çok iyi bilinmesi gereken bir eserdir. Millet sevgisi ve yurt temalı lirik ve epik şiirler yazmıştır. Yine burası önemli. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır dizeleri yine ona aittir.
Şiirlerinde aruzu ustalıkla da kullanmıştır Mithat Cemal Kuntay. Şiiri var Türk'ün Şehnamesi'nden, romanı da 3 İstanbul. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Biraz uzun oldu ama faydalı olması dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzun altında açıklama kısmında PDF dosyası olarak bu görsellerimizi görebilirsiniz. İndirip bunları bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Abone olmayı unutmayın.